demek topraksız kalacağız demek. Ama para, para, para deniyor ve satışta sınır tanınmıyor. Bir taraftan sorduğunuz zaman ekonomiyi geçmişte IMF'den borç alan bir ülkeydik denilebiliyor. Şimdi IMF dışında her yerden borcumuz var. Üstelik IMF heyeti de yolda. Bir görüşelim bakalım diyorlar ve Dünya Bankası da çok cömert davranıyor bize. Ee, yeni bir paket açtılar AKP iktidarına. 17 milyar dolarlık ek programı bir ek daha getirdiler. 18 milyar dolarlık yeni bir operasyon hazırlıyorlar. Bu ekranda gördüğünüz beyefendi Lopes Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü e, Lopes Anadolu Ajansı'na konuştu. Humberto Lopes ve diyor ki biz kararlıyız Türkiye ekonomisini istikrara kavuşturacak politikaların uygulanmasında Türkiye'deki hükümete eşlik etmeye kararlıyız diyor Dünya Bankası Anadolu Ajansı'nda. Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım, Hafize Gaye Hanım çok iyi karşıladı bu açıklamayı. Tabi 35 milyar dolarlık bir paketten söz ediliyor. Bu da uluslararası piyasaların Türkiye'de ekonomi yönetimine yeniden güven duymaya başladığı olarak anlatılıyor. Ya da belki de AKP'nin bugüne kadarki politikalarının devam etmesi için bu krizin küresel bir krize dönüşmemesi için yol arayışındalar. Ne dersiniz? Olan bizlere oluyor. Şimdi makrok'nin tarlası, traktörü hacizli. İşçinin durumu ortada. Bankalara para yetiremiyor vatandaş ve şimdi maaş zamlarında hedef enflasyon baz alınsın diyorlar. Yine ağır faturayı bizlere kesiyorlar. Ücretli kesime, işçiye, emekliye, çiftçiye. Eskişehir'de bugün tarım fuarı vardı. Dördüncü tarım hayvancılık ve teknoloji fuarı. Fuar çiftçilerin protestosuyla başladı. Üreticiler biz lütuf istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz pankartı açtılar. Eskişehir Tarım Fuarı çiftçi protestosuyla açıldı. Bizler ürettiğimiz için cezalandırılmak istemiyoruz. Biz lütuf değil hakkımızı istiyoruz. Eskişehir 4. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Eskişehir Ticaret Odası Fuar Merkezi'nde açıldı. 20 kişilik çiftçi grubu fuar açılışına katıldı. Tarımsal girdi fiyatlarıyla maliyet artışlarını protesto ettiler. Çiftçiden esirgenen kaynaklar konu sanayici olduğunda rahatlıkla kullanılmaktadır. Plansız, sorumsuz, vicdansız ithalat politikaları ve tarımsal girdi fiyatlarının aşırı yükselişi yerli üreticinin yaşadığı dar boğazın sebeplerinden biridir. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer protokol üyeleri ayrıldığı sırada başladı protestolar. Lütuf değil hakkımızı istiyoruz. Ürettik, aç kaldık. Her şey pahalı, ekmek ucuz yazılı pankartlar açtılar, uzun süre düdük çaldılar. <laughs> Grup adına açıklamayı Murat Kuşan yaptı. %76,36 olan 12 aylık tarımsal girdi enflasyonuna karşı mısır üreticisine yapılan %5,3'lük zamma tepki gösterdiler. Kuşan bizler ürettiğimiz için cezalandırılmak istemiyoruz. Lütuf değil hakkımızı istiyoruz dedi. Çiftçi dayanma direncini kaybetti telafisi olmayan uzun yıllar çiftçiyi mağdur edecek bu yanlıştan aceleyle dönülmesi gerekmektedir. Fuar alanında geniş güvenlik önlemleri alınırken grup açıklamanın ardından bölgeden ayrıldı. Durum bu. Yarın akşam konunun bütün muhataplarını halk meydanında topluyoruz. Çiftçi, emekli, öğrenciler, işçiler, işsizler, emeğiyle para kazanmaya çalışan Herkes burada sözünü söyleyecek halkın ekranında. Türkiye'nin en önemli meselesi ekonomik kriz bir kez daha halk meydanına taşınacak. Belki de konuşulmasın istenen ekonomik kriz konuşulmasın diye bin bir başka gündem maddesiyle oyalanmaya çalışan kamuoyunun önünde konuşulacak. Orta vadeli plan çok olumlu. Umarız tutar hedefler. Çok güzel hazırlanmış diyenler. Bugüne kadar hangisi tuttu? Yani sürekli aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar beklemeye ne deniyordu siz söyleyin. 18 kez orta vadeli plan açıklandı bu iktidar döneminde. Hiçbirinde makroekonomik hedefler tutmadı ki. Bu kez tutar belki diyorlar. 18'inde olmadı. 19'uncusuna kısmet. Geçici olarak enflasyonda bir yükseliş söz konusu. Bu yükseliş 2023 yılındaki enflasyon tahminimizi %65'lere yükseltmiş durumda. İktidar 2006 yılından başlayarak izleyen 3'er yıllık makroekonomik hedefleri içeren orta vadeli program OVP'yi açıklıyor. 2006'dan başlayan ve 2024-2025 içeren yeni OVP 19. olarak kayıtlara geçti. Biz de sırtımızı Milletimize ve Rabbimize yaslıyoruz. Önceki 18. orta vadeli programda belirlenen makroekonomik hedefler büyük ölçüde tutmadı. Tüketici enflasyon hedefi bu yılda dahil 18 yılın 16'sında hep aleyhte saptı ve hedefin üzerinde gerçekleşti. Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. 2006-2016 döneminde enflasyon gerçekleşmeleri 2009 hariç yıllık hedefin iki katı dolayında seyretti. 2009 yılında gerçekleşme %6.5 ile %7.5'lik hedefin altında geldi. Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Bu dönemde yıllık enflasyon 2008 ve 2011 yılları hariç hep tekaneli. Bu iki yılda %10'un biraz üzerinde gerçekleşti. 2017'de %6.5 hedefine karşılık gerçekleşme %11.9 oldu. 2018'de %7'lik hedefe karşılık enflasyon %20.3'e ulaştı. 2019'da %15.9 hedeflenen enflasyonun %11.8'de kalarak lehde sapma gösterdiği ikinci yıl oldu. 2020 yılında ise enflasyon %8.5 hedefine karşılık %14.6'ya, 2021'de de %8 hedefine karşılık %36 bire yükseldi. %9.8 olarak hedeflenen 2022 yılında yıllık enflasyon Ekim ayında 85.5'e kadar yükseldikten sonra yılı %64.3 ile kapadı. Hangi faiz indi? Yeni orta vadeli programda bu yıl sonunda enflasyon %65 olarak tahmin edildi. 2024 yılında %33, 2025 yılında %15.2 ve 2026 yılında %8.5 olarak öngörüldü. Türkiye'de tek enflasyona ancak 2026 yılında geçilebilecek Merkez Bankası 27 Temmuz Perşembe günü enflasyon tahminlerini revize etmiş ve %58'e yükseltmişti. Sade vatandaşın faizi indi mi? Hayır hiç kimsenin faizi inmedi. 18 yıllık orta vadeli program sürecinde ilk yıl 1.5 lira olan ortalama dolar kurunun 2023'te şu ana dek 21 lirayı aşması ile TL'de rekor değer kaybı yaşandı. Büyümede en büyük aleyhte sapma 2009 yılında yaşandı. Türkiye'de %5'lik hedefe karşılık %4.8 küçüldü. Geçen yılda %5'lik hedefe karşılık %5.5 gelen büyüme 2023'te %5 olarak öngörülmüştü. Yılın ikinci çeyreği itibariyle alınan sonuca göre ise yıllık büyüme %3.8 oldu. Açıklanan yeni orta vadeli programda kişi başı gelirse bu yıl 12.415, 2024'te 12.875, 2025'te 13.717, 2020 26'daysa 14.855 dolar olması öngörüldü. Bizim dinimizde yasaklanmıştır. Yok. Faiz mi sebep, enflasyon mu sebep? Nasıl olacak bu işler? Derken hani benim kişi başıma düşen gelirim diye soran vatandaşlar var. En son 2016 yılında tek haneli enflasyonu görmüştük. 7 yıl geçmiş üzerinden. O gün doğanlar 7 yaşında okula başladılar. O gün AKP'de e, politika yapanlar bugün sıkı muhalif. Ahmet Davutoğlu kaybolan yıllarımızı kim geri verecek diyor. 10 yılımızı kaybettiğimizi söylüyor. Kimilerine göre ise kayıp yıl sayısı.